لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ayette geçtiği şekliyle, Kur'an'da geçtiği şekliyle. Ve sen ey muhatap, unutma ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah %100 Allah'tır. Bir başka çevirisi böyle yapabilirim ben bu mübarek kelimenin. Allah %100 Allah'tır. Bu ne demektir? Birçok insanın zihnindeki Allah tasavvuru %90, %95, %80, %50... Yüzdelikli Allah inancı Allah'ı inkar manasındadır. Allah %100 Allah'tır diyenlerin inancı kelime-i tevhid inancıdır. Bu nedir? Allah'a ait hiçbir sıfatı Allah'tan başka bir varlığa yakıştırmamaktır. La ilahe illallah budur. Kelime-i tevhid iman edilecekler listesinin altına atılan imzadır. Kelime-i tevhid tek başına bir şey değildir. Kelime-i tevhid bir hayatın altına atılmış imzadır. Kelime-i tevhid hakikatin tek cümle halinde itirafıdır. Tüm varlık hakikatini bir cümleye, bir cümleyle özetle deseler, La ilahe illallah diye özetlememiz lazım. Kelime-i tevhid hakikatin tek cümle halinde itirafıdır. Neden? Bakınız, varlık kategorilerini La ilahe illallah da aslında üçünü de zımnen söylemiş oluyoruz. Allah'tan başka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. Dolayısıyla Allah mutlak varlıktır demiş oluyoruz. Yani vacip varlıktır, zorunlu varlıktır demiş oluyoruz. İkincisi, Allah'tan başka hiçbir varlık tapılmaya layık varlık değilse gerisi mümkün varlıktır demiş oluyoruz. Mümkün varlıktır. Yaratan değilse geriye ne kalıyor? Yaratılan. O kadar. Dolayısıyla görüyorsunuz. Ve aslında zımnen bu ikisi dışında üçüncü halin yokluğu muhalli üzerine de la ve illa edatlarıyla pekiştiriyoruz. La ve illa. Yani istisna, istisnai mukat. Ancak ve ancak, sadece ve sadece, yalnızca ve yalnızca. Onun için üç varlık kategorisini de aslında La ilahe illallah da zımnen ifade etmiş oluyoruz. Kelime-i tevhid sözün özüdür. Kelime-i tevhid bütün kelimelerin akleden kalbidir. Kelimelerin de kalbi olur mu? Akleden kalbi. İşte kelime-i tevhid odur. Her şey La ile illa arasında olup biter. Her şey. Her şey La ile illa arasında olup biter. Varlık, kainat, tarih, zaman, insan, cin, alemi melekut, hepsi, ama hepsi alemi erva, hepsi la ile illa arasındadır. Geriye kalır Allah. Allah. Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Her şey fanidir, baki kalacak olan Rabbinin zatıdır. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır. Tüm varlık kendi dilince tevhid getirir. Var olmak tevhid getirmek olur. Güneşin doğuşu, arzın dönüşü, yıldızların ipileyişi, gülün açışı, bülbülün ötüşü, ırmağın şırıltısı, rüzgarın efiltisi, ormanın uğultusu, hep bir nefes alıp verme, hep bir tevhid getirmedir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gönül kulağıyla kainatı dinleyen kelime-i tevhidden başka bir ses duymaz. Gönül gözüyle varlığı temaşa eyleyen kelime-i tevhidden başka bir şey görmez. Tüm sentetik boyalar dökülür, tüm sırçalar kavrar, tüm yıldızlar soyulur, geriye Allah'ın boyası kalır. Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Allah'ın boyası, Allah'tan daha güzel kim boyayabilir? La ilahe illallah derken hiç dudaklar birbirine değmez. La ilahe illallah. Çünkü la ilahe illallah açık bir süreçtir, kapalı bir süreç değildir. İmanın boğazdan geçmesi, aşağı geçmesi, tevhidin ağızda kalmayıp ciğere işlemesi gibidir. Yine la ilahe illallah içerisinde bir tek noktalı harf yer almaz.
Kelime-i tevhidin sesleri nasıl asli seslerse, tevhidin kendisi de insan için asli bir duruştur. Nokta kadar dahi dışarıdan bir unsur yoktur. Asli, ana, bütünsel bir gövdedir. La ilahe illallah manasında taşıdığı değer itibariyle bütün bir maddi evrenden daha ağır ve değerlidir. Bir elmas düşünün. Bir elmas. Bir tek elmas. Yeryüzünde bir eşi daha yok. Kainatta bir eşi daha yok. Buna kaç lira değer biçersiniz diye eksperlere soruluyor. Eksperler buna değer biçilemez diyorlar. Eksperler sadece dünyayı gördüler. Bence eksperler büyük konuşuyorlar. Öyle bir eksper olmalı ki kainattaki tüm dünyaları görmeli. Hatta evrenler çiftliğini görmeli. Mesela bize 5 milyar ışık yılı uzaktaki galakside bir dünya varsa, orada da mükellef canlılar varsa ki olması Kur'an'a göre mümkündür, oradakileri de bilmeli. Orada daha ne mücevherler var. Dünyaya 2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksideki mücevherleri de bilmeli. İşte böyle kainattaki en büyük mücevheri bilen biri dese ki bu bir tarafa, tüm kainat bir tarafa. Allah öyle diyor. Kelime-i tevhidi terazinin bir kefesine koysalar, Efendimiz öyle diyor, affedersiniz. Allah Resulü öyle diyor. Kainatı da terazinin bir kefesine koysalar, kelime-i tevhid ağır gelirdi. Acaba ne gördü ki? Bunu söyleyen Allah Resulü ise bunu Kur'an'dan bağımsız söylemez. Mutlaka Kur'an'da bir ucunu görmüştür. Bunu bilmeden konuşmaz Allah Resulü. Acaba eşyanın hard diskine ulaşmak için şifre la ilahe illallah olmaz? Bu şifreyi yazmadan varlığın özüne ulaşmak mümkün değilse eğer, o zaman bu şifredir her şey. Öyle değil. Eğer bir şifreyle girebiliyorsanız bir değerli bilgi hazinesine, o hazineden daha değerli olan o şifredir. Çünkü o olmadan o hazineye ulaşamayacağız. La ilahe illallah böyle bir değerli hazinedir işte. La ilahe illallah manasında taşıdığı değer itibariyle bütün bir varlıktan ağır. Nefi ve ispat, la olumsuzluk edatı illa, inla iki edattan müteşekkil ile birlikte geldiğinde birinci la ikinci la'yı etkisiz kılar. Aslında olumsuzluk edatı da yok olur. Çünkü illa la'yı etkisiz kıldığı için, nötralize ettiği için geriye tekit için kullanılan in edatı kalır. Evet. Yani la illa, in la. La la'yı götürür, geriye in kalır. İn ise tekit içindir. Ancak Allah vardır. Bu kadar. Kelime-i tevhidin öz manası da bu olur.